Eskiden bilgi çok az olduğu için bilginin yerine inançlar alıyordu. Mesela yağmur nasıl yağıyor bunun bilimsel açıklaması pek yoktu. İşte melekler var bilmem ne işte bir sürü açıklama vardı. Öyle inanılıyordu. Ondan sonra bilimsel açıklama geldi. İşte su buharın yukarı çıkması, bulutlar ondan sonra bir soğuk tabaka gelip su olarak inmesi inanç olmaktan çıktı. Dolayısıyla bilgiye dönüşen inançlar bilgiye kayar. Şimdi temeli olmayan inançlar, yani bir inancın var ama bunu kanıtlayamıyorsun. Bunu akılda tutmanın, zihinde tutmanın bir anlamı var mı? Yok. Dolayısıyla bir de bazı konularda bilgi yetersizse bunun yerine bir inanca başvurayım, kendimi tatmin edeyim dememek lazım. Bazı konularda duracağız. Bilgi yoksa tamam. Yani bir inanca şeye gitmeye, kaymaya gerek yok. Bir sürü konuda bilgi eksikliğini yaşayarak hayatımıza devam edeceğiz. Ama her bilgi, her merakın konusunda aman bir cevap verin ya. Ya bir cevap yok bazı konularda. Yaşamın amacı nedir? Cevabı var mı? Cevap verenler hep boş konuşmuşlar. Yaşamın amacı yok. Ama bir programın amacı var, bir ortaya koyduğun bir projenin amacı var, eğitimin amacı var. Tamam, ama komple varlığın amacı filan bu konularda filozoflar, en iyi düşünenler bile bir şey söyleyememiştir. E peki bir amaç koyun da rahatlayayım. Koy bir amaç, rahatla bakalım. Ne olacak? İşte imtihandır. Öbür dünyada hesaba çekileceğiz işte. İyiler, kötüler filan. Hadi bakalım. Böyle inan başına ne gelecek? Dolayısıyla özgürlük inançları sorgulamaktır. İnançlarını sorgulamayan insan o inançlar tarafında ne edilmiştir? Tutsak hale getirilmiştir.